Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetimi El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Geçen haftaki videomuzda matris organizasyonlara giriş yapmıştık. Matris organizasyonların avantaj ve dezavantajlarından bahsetmiştik. Ve bir de zayıf matris organizasyonlar nasıl olur? Bu organizasyon yapılarının özelliğine kısaca bir giriş yaptık. Orada proje yönetimi yerine hatırlayacaksınız, projenin koordinatörü veya hızlandırıcıdan bahsedilir demiştik. Hatta PMBOK 6'da hızlandırıcı kelimesi de kalkıyor gibi bir şey söylemiştim. Evet, bu haftaki konumuz dengeli matris organizasyon olacak. Kitabımızda 2.1.2.2'de dengeli matris organizasyonlarla ilgili şöyle ifadeler yer alıyor. Dengeli matris organizasyonunda projeden sorumlu tek bir kişi ihtiyacı kabul edilmektedir. Proje yöneticisi olarak bir kişi göreve atanır. Hatta bu atama resmi yollarla yapılır. Proje sponsoru tarafından duyurularak yetki aktarılmış olur. Proje yöneticisinin iş atama, işin ilerlemesini sorgulama, performansa müdahale edebilme gibi yetkileri vardır. Yani başka departmanlardan kişilere, proje ekibine yer alan insanlara iş atayabilir, işin nasıl gittiğini sorgulayabilir ve hatta performansa müdahale edebilir. Bu dengeli matrisin oluşması için en önemli şartlar olarak bilinir. Dengeli matrise grafiksel olarak bakalım. Yine bir üst yönetim, üst yönetimin yine altta departmanlar, departmanlarda operasyonel işler devam ederken bir proje yöneticisi bir proje için resmen sponsor tarafından göreve atanır. Hatta bir çekirdek ekip oluşturulabilir. Şurada üzerinden kırmızı ile geçeyim. Farklı departmanların temsilcileri projenin yardımcıları rolünü üstlenebilirler. Proje yöneticimiz de hem çekirdek ekip personeline işler atar hem de gerekirse farklı birimlerden farklı yine uzmanlıklarla kişilere ihtiyaç duyulursa proje yöneticimiz diğer bireylere de işler atayabilir. Hatta çekirdek ekip kendi birimlerinde o proje için gerekli olabilecek kaynakları proje yöneticisine haber veren kişilerdir. Bizim birimde bu işi şu kişi yapabilir gibi yönlendiren, yani planlamaya yardımcı olan, projeyi yürütmeye, hatta kontrol etmeye, hatta kapatmaya yardımcı olan bireylerden oluşan bir ekip, çekirdek ekip. Böylece dengeli matris ortaya çıkmış oluyor. Dediğimiz gibi resmi olarak bir proje yöneticisi var artık. Matris organizasyonlarının sonuncusu güçlü matris organizasyon diye geçer. Burada da şirkette projelerin yönetildiği merkezi bir departman mevcuttur. Bunu da şekli birazdan konuşacağız. Bu departman proje yönetim ofisi olarak geçer. Önemli projelerin bu departmanın koordinasyonunda ilerlemesi beklenir. Proje yöneticileri bu departmanda tam zamanlı olarak ya da bazen yarı zamanlı olarak da çalışıyor olabilirler. Fakat projelerin merkezi bir yönetimi ortaya çıkmıştır. Bu proje yönetim ofisi doğrudan üst yönetime bağlı bir organizasyondur artık. Güçlü matris organizasyonu bir şekil üzerinden konuşmak gerekirse, tabii ki yine üst yönetim var, yine departmanlarımız yer alıyor. Fakat dikkat edersek artık departmanlardan bir tanesi de proje yönetim ofisi. Ve bu proje yönetim ofisi içinde proje yöneticileri görev alıyor. Kurumda proje yönetimi artık oldukça önemli. Şirketin gelişmesi için, şirketin karına, kazancına büyük etkisi olan projelerin merkezi bir birim tarafından yönetilmesi ihtiyacı doğduğu durumlarda böyle bir organizasyon yapısı ortaya çıkar. Her projeyi yönetir diye bir kural yok. Küçük bir proje varsa, mesela pazarlamadan iki kişinin, üretimden bir kişinin bir araya gelerek yapabileceği bir proje varsa, burada yine zayıf matris organizasyon yapısıyla ilerlenebilir. Fakat farklı departmanların koordinasyonu gerekiyorsa, meblağ olarak yüksek bütçeli projeler yönetiliyorsa, işte o zaman merkezi bir yerden yönetilme ihtiyacı doğar. Proje yönetim ofisi de bu amaçla ortaya çıkar zaten. Bu organizasyonda proje yöneticilerinin gücü dengeli matrise göre daha da fazladır. Çünkü
projeler artık doğrudan üst yönetim tarafından takip edilebilir haldedir. Proje yöneticileri kendi projelerine görev alan kişilere işler atayabilir, yine performansa müdahale edebilirler. Ve proje yönetim ofisinin başındaki kişi tarafından da projelerin ihtiyacı olan kaynak gereksinimleri diğer departman yöneticileriyle konuşularak, irtibat halinde kalınarak destek alınmaya çalışılır. Bu yüzden proje yönetimi ofisinin olduğu şirketlerde proje yönetimine daha fazla önem verildiğini söyleyebiliriz. Projelerin sayısının önemli bir miktarda arttığını, ki bu çerçevede zaten ofisin kurulduğunu söyleyebiliriz. Sınırlı sayıda kaynak var. Bu kaynaklar öncelikle hangi projeye odaklanacaklar? İşte ofis burada projeler arasındaki master planı tutan ve proje arasındaki kaynak paylaşımını gerçekleştiren bir birim olarak karşımıza çıkar ki zaten bir başka videoda ofisi daha detaylı olarak konuşacağız. Evet, bu haftaki videoda dengeli matris organizasyon ve güçlü matris organizasyon yapılarını konuştuk. Bunların avantaj ve dezavantajlarını bir önceki videoda anlatmıştım. Bir sonraki videoda da proje bazlı organizasyonlardan bahsedeceğim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.